Sevgili arkadaşlarım selamlar, sevgiler, saygılar. Evet bugün kış ödev köyünde sürekli testini yapacağız. Ee, zannediyorum iki tane test var. İki testten sonra bu fasikülde bitiyor. Limit konusunda bitiriyoruz. Artık ardından nereye geçeceğiz? Türevin çözümlerine geçeceğiz nasip olursa. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda bir tane bir grafik verilmiş. R'den R'ye fonksiyonun grafiği gösterilmiştir diyor. Buna göre F fonksiyonu kaç noktada süreksizdir? Tuzağa çekerler. Bak hiç acımazlar tuzağa çekerler arkadaşlarım. Bir kez süreklilik ne demek? Onu anlayalım. Süreksiz her zaman diyebiliyor muyuz? Onu anlayalım. Şimdi bir fonksiyonun sürekli olabilmesinin limitinin olması şart. Evet. Limiti olsa her zaman süreklidir diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü limitinin değeri fonksiyonun görüntüsüne eşit. Ve fonksiyon o noktada tanımlı olmalı. Süreksizdir demek için de aslında tanımlılık şart. Süreksizdir demek istiyorsak görüntüyle limit birbirine eşit olmazsa süreksizdir kelimesini kullanırız. Ne demek istiyorsun hocam? Sen zannediyorum bunu 6 bulmuş olabilirsin. Şunu saymışındır, 1 demişindir, 2 demişindir, 3 demişindir. Hocam limitleri var ama görüntüleri şeye eşit değil. Fonksiyonun görüntüsüne eşit değil. Evet. Sonra 4 demişindir, 5 demişindir, 6 demişindir. Gitmişindir, altı işaretlemişindir. Ortalık karışmıştır, yanlış olmuştur. Çünkü niye? Süreksizdir lafını kullanman için fonksiyonun bir kez tanımlı olabilmesi lazım. x e eksi 3 sen süreksizlikten bahsedemezsin. Çünkü niye? Eksi 3 tanımlı değil ki bu fonksiyon. Yani burada dolaşma diyor. Tanımlı olmadığı için gitti. Süreksizdir diyemezsin, süreklidir zaten diyemezsin. Yani yorum yapamazsın. Eksi de tanımlı değil gitti. Eksi bir de tanımlı değil gitti. Yorum yok bunlara. Bak burada arkadaşlar de tanımlı mı fonksiyon tanımlı. Süreksiz midir? Evet süreksizdir. Çünkü niye? Limiti fonksiyonun görüntüsüne eşit değil. Güzel. 3'te fonksiyon süreksiz midir? Evet süreksizdir. Niye? Çünkü fonksiyon tanımlı ve görüntüsü limit değerine eşit değil. Güzel. 4'te fonksiyon tanımlı mı? Evet tanımlı. Süreksiz midir? Evet süreksizdir. Çünkü sağ ve sol limitleri birbirlerine eşit değil. Yani bunların hepsinde aynı sebepten dolayı süreksizlik diyebilirsin. Bunun cevabını Edirne demen lazım. Dedim ki geldim ikinci soruma. Şimdi ikinci soruda fonksiyonu R'de sürekli olduğuna göre menü olacak kaç farklı değer falan filan. Şimdi arkadaşlarım R'de sürekli ise kesirli fonksiyonlar nerede süreklidir? Paydayı sıfır yapan değerleri atarsın. Adam demiş ki R'de sürekli benim paydamı sıfır yapan değer yok. Yok. E yoksa ne yapacaksın arkadaşım? Senin bu ikinci dereceden denklemin eşittir. Yani sıfır olursa bunun kökü yoksa delta küçük sıfır yaparsın olayı bitirirsin. O zaman delta küçük sıfır. Ezberleme yorum yap. Hocam delta küçük sıfır mı yapacağım? Büyük sıfır mı yapacağım? Büyük eşit sıfır mı yapacağım? Ezberleme yorum yap. Bunun kökü yoksa demek ki delta küçük sıfır. E, b kare eksi 4 ac. M kare eksi 4 tane a çarpı c küçüktür sıfır olacakmış. E buradan m kare eksi arkadaşlarım ne yaptı? 36 çarpı 4. Şimdi neyin karesi bu? E, 6 çarpı 2'nin karesi değil mi? 6 çarpı 2'nin karesi küçüktür 0. E biz buna ne yapabiliriz? Yani m kare küçüktür 144'müş. E biz bunu eksi 12 ile 12 arasında zaten sıkıştığını biliyoruz. Ya tablo yaparsın hiç sıkıntı değil. m'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Eksi 11 alır arkadaşlarım. Burada da 11 alır. Farkları 22. Bir daha 23. Niye? Terim sayısından dolayı. Tamam. 3'e geldim ben bile. Şimdi 3. soruda ne diyor? Fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor. Buna göre mutlak değer diyor. Bir fonksiyonun grafiğinin mutlak değerini çizmek istiyorsan dünyanın en kolay işini yapıyorsun demektir. Ne yapacaksın? Fonksiyonun x eksinin altında kalan parçalarının tak x eksenine göre simetrini alacaksın. Olay bitecek. Bak mavi belirteceğim ben onlara. Şu eksi 3'ten şuraya kadar arkadaşlarım şöyle x eksenine göre simetrini aldım. Burası boşluktu. Boşluk yapsam da burası oraya dolduruyor. Bak şöyle mavi çizeceğim ben fonksiyonu. Devam ediyorum. Devam ediyorum. X eksenin altında kalan parçasının x eksenine göre simetrini alıyorum. Hocam boşluk beni ilgilendirmez. Boşluksa boşluktur. Devam ediyorum. X eksenin altında kalan parçasının x eksenine göre simetrini alıyorum. Ve devam ediyorum. Artık mavi benim mutlak değer fx'in grafiğidir arkadaşlar. Şimdi ne diyor? x 3, 3 aralığında absisi tam sayılan kaç süreklidir? Bak eksi 2'de. Ha eksi 3'ü de istiyorum. Eksi 3 de süreklidir. Çünkü niye? Görüntü eşit. Sağ sol limit eşit. Her şey güzel. Eksi 2 de süreklidir arkadaşlarım. Görüntü eşit. Sağ sol limit görüntüye eşit. Güzel. Eksi 1 de fonksiyon tanımı değildir. Gitti. Sonra sıfırda fonksiyon tanımı değildir. Gitti. Bir de ı -ı, fonksiyon tanımı değil. Gitti. 2 de güzel arkadaşlarım. Ben bunların hepsini yuvarlak yaptım ya. Gitti gitti diyorum da yuvarlak yaptım bunları. Şunlar şöyle çizgi yapalım. Şöyle 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 yapalım. 2'de de evet sağ sol limit birbirine eşittir ve fonksiyonun görüntüsü limitlerine eşit olduğu için iki de evet 3 de evet değil mi? Çünkü sağ sol limit birbirine eşit ve görüntü birbirine eşit. 1, 2, 3, 4. 4 tane dedim. C yanı işaretledim. Gel bakalım sen. Gel bakalım dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü sorumuza ne diyor? A sıfırdan farklı bir gerçek sayı olmak üzere. Fx böyle yapılıyormuş. Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş küme B'dir diyor. Buna göre A artı B nedir diyor. Şimdi A artı B nedir? Hakikaten nedir arkadaşlarım? Şimdi bak bir kez bu ne arkadaşım? Bu ne? Bir tane kökü var diyor. Yani paydayı sıfır yapan bir tane değer var diyor. Nasıl olacak o? İkinci dereceden bir ifade eğer sen sıfıra eşitlersen denklem çözür, çözersen nasıl bir tane kökü olacak? Bu normalde iki tane kökü olmalı. İşte o iki tane kök arkadaşlarım birbirine eşitmiş. Yorumla demek ki delta eşittir işte sıfırmış. Demek ki çakışık kök varmış. Demek ki tam kareymiş gibi gibi gibi. Tamam mı? A sıfırdan farklı demiş ki burası sıfır olunca burası hop gitmesin demiş. Ortalık karışmasın demiş. Bir kez burası delta eşittir sıfır. Ya da tam kare. Delta eşittir sıfır yapalım biz. B kare eksi 4 AC'den 36 eksi. Hop yazamadım bunu buraya. 36 eksi 12 A'nın sıfır olmasını beklerim ben. O zaman A 3'tür arkadaşlar. A 3 olduktan sonra ben bu paydayı 3 parantezine alayım. X kare eksi 2 X artı 1 eşittir sıfır. İşte bak tam kare gelecek belli zaten. E neyin karesi arkadaşlarım? X eksi 1'in karesi eşittir 0. İşte çıkaracağı sayı 1'miş. İşte o B'ymiş. B'yi at diyor. İstemiyorum diyor. Paydayı 0 yapıyorsun diyor. A 3 buldum. B'yi 1 buldum. Toparladım arkadaşlarım. 4 yaptım. Dördüncü soru. 4 ile bize güle güle diyor. Geldik 5. soruya. Standart. Artık standart. Yap geç bunları. Kurban olayım yap geç bunları. Şimdi fonksiyonumuz verilmiş. R'den R'ye olmak üzere. Fx fonksiyonu verilmiş arkadaşlarım. R'de sürekli olduğuna göre diyor. Ne arayacaktım ben? Ne arayacaktım? Kritik noktada sağ sol limit arayacağım. Ve görüntüsü de e, bu limitin değeri de görüntüsüne eşit olacak. Sağ limit yazdığım zaman 8 eksi a yazmam lazım. Eşittir bu görüntüye arkadaşlarım. Yani 3'e. O zaman buradan a eşittir 5 yazmam lazım. Sol limit yazdığım zaman 2a artı b'nin de 3'e eşit olması lazım. Fonksiyonun görüntüsüne a yerine 5 yazayım. 10 artı b 3 ise b de arkadaşlarım eksi 7. B eksi 7 A artı B'de topladığım zaman da eksi 2'dir derim. Gelirim 6. soruma. Şimdi 3'te sürekli olduğuna göre. Değil mi? 3'te sürekliymiş. O zaman sağ sol limite bakacağım. Şimdi 3'e eşit olmadığı zamanki fonksiyonun bu değeri alıyormuş. O zaman diyeceğim ki limit x 3'e giderken ne yazmam lazım benim? x eksi kök x artı 6 bölü x eksi 3 yazmam lazım. 3 yazarsam 0 bölü 0 belirsizliği olacak belli. O zaman ne yapacağım? Eşlenikle çarpacağım. Yani limit x 3'e giderken x eksi kök içinde x artı 6 çarpı x artı kök içinde x artı 6 bölü aynısını yapmam lazım. x eksi 3 çarpı şu yukarıdakinin x artı kök içinde x artı 6'yı yazmam lazım. Bakalım buradaki limit kaç gelecek? Merakla bekliyoruz. Şimdi arkadaşlarım limit x giderken 3'e. Şimdi yukarıdakileri çarptığım zaman birincinin karesinden ikinciyi çıkarmam lazımdı. Yani x kare den x artı 6'yı çıkaracağım. Eksi x eksi 6. Aşağısı da x eksi 3 çarpı x artı kare kök içinde x artı 6. Değil mi? Şimdi arkadaşlarım ben bunun üzerinde çalışayım. Burası nedir? x eksi 3 çarpı x artı 2'dir değil mi? Çarpıştırdığım zaman x eksi 3 çarpı x artı 2'dir. Bunlar gitsin diyor. 3 yazdım. Yukarısı oldu bana 5. Aşağısı 3 yazarsam 9, e, 3 yapar. 3 de burada 6 oldu. 5 bölü 6 imiş. Limit değeri 5 bölü 6 imiş. E, o zaman k'yi bulmak için görüntü direkt 2k artı 1 olduğu için 5 bölü 6'yı eşitliyorum ki o zaman buradan ne oluyor? 2k eşittir. 5 bölü 6 eksi 1. Yani ve yani eksi 1 bölü 6 oluyor. 2k her tarafı 2'ye bölersem de eksi 1 bölü 12 ile bunu da halletmiş oluyorum sanırım. 7'ye gel bakalım. Ne diyor? Yine aynısı herhalde. R'de sürekli ise. Demek ki arkadaşlar R'de sürekli ise. Şöyle biraz yukarıya çıkalım biz. Şöyle yapsak daha iyi olur herhalde. E, kritik noktalarda sıkıntı çıkar zaten çıkarsa. 2'ye sağdan yaklaştığım zaman 2a artı 3 eşit olmalı. 2'ye soldan yaklaştığım zaman 4a eksi 3. 3 e attım buraya 6 eşittir 2a oldu. A eşittir 3 oldu. Fark ettiysen hep aynı şey yapıyorum. Eksi 1'e soldan yaklaşırken arkadaşlarım. Eksi 1 yazsam a eksi 3 olacak. Aha da burada. Burada eksi 1 yazsam. Değil mi? Ne olacak? X büyük eşit. E, X küçük eşit. Eksi 1. Bu da X büyük eşit. Tamam. Eksi 1 yazsam. Eksi B artı A artı 2. Bunlar da gitti. Bunu bu tarafa attım arkadaşlarım. B de buradan 5 oldu. 2A eksi B diyor. 6 eksi 5'ten. Onu da 1 olarak buluruz. 7'de Adana yaparız. 8'e doğru yol alırız. Şimdi 8'de fonksiyonun gerçek sürekli olduğuna göre m artı ne? Gerçek sayıda sürekli ise arkadaşlar sağ sol limit birbirine eşit olacak. Şimdi sağdan yaklaştığı zaman burası 1. Değil mi? Burası şey burası 0. O yüzden üst taraf da 0'dır. Çünkü 0 bölü 0, 0 bölüsünden kurtarayım diye. 1 artı 1 artı m 0 olacak. Demek ki buradaki m eksi 2'ymiş. Eksi 2 yazdım. E bunun ben limitini aldığım zaman limit x 1'e giderken sağdan x eksi 1 çarpı x artı 2 bölü x eksi 1. Şunlar gitsin arkadaşlarım. 1 yazdım 3 geldi. Soldan yazdığım zaman 2n çarpı kosinüs pi eşittir 3'müş. E kosinüs pi arkadaşlarım eksi 1. E demek ki n de buradan eksi 3 bölü 2 gelecekmiş. m artı n eksi 3 bölü 2. Bir de eksi 2 var burada. Eksi 7 bölü 2 ile bunu da uğurluyoruz. 8. soruyu Denizli ile gönderiyoruz. Geldik 9. sorumuza. Şimdi 9. sorumuz bize neler diyor? Bir şeyler bir şeyler diyor. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Bakalım bakalım. Şimdi limit x 3'e giderken fx eşitmiş. E, f 1'miş. Tamam. Limit x 1'e giderken fx. Şimdi arkadaşlarım. Ne diyor? Ne diyor? Bak şimdi şu limit x 1'e giderken fx eşittir f1 eşitliği bu vatandaşın f1'de sürekli olduğunu şey işte x1'de sürekli olduğunu anlatıyor. Şimdi f fonksiyonu x 1'de e işte sürekli bak anlatıyor diyor. Bak direkt yorumumu yaptım şıklardan buldum ya da yargılardan buldum. Şimdi limit x3 sağa yak sağdan yaklaşırken ki fx ile soldan yaklaşırken ki fx birbirine eşittir diyor. Şimdi arkadaşlarım limit x3'e giderken ki buradaki f1 a gibi bir değer. Şimdi 3'e giderken ki limiti a ise sağdan ki limiti de a'dır. Aynı zamanda bunun da sağ sol limiti a'dır. Yani bu doğrudur. Bak şöyle yazılır ya. Limit x 3'e giderken sağdan fx eşittir a'dır. Soldan da fx a'dır. 3'e giderken aynı şekilde limit x 1'e soldan giderken fx yine a'dır. Yani buradaki f1'in a olursa dedim doğrudur. f1 eşittir f3'tür. Yok artık. Yok artık. Daha neler? Şimdi demek ki bu 3 ee, bu e, limit x 3'e giderken fx demek ki sürekli bir fonksiyon değilmiş arkadaşlarım. Çünkü aynı zamanda bu f e de eşit olsaydı aynı zamanda hem f e hem de f e eşit olmazdı. Bu kesinlikle doğru değildir diyoruz. Bunu gönderiyoruz. 9'u da ceyan olarak işaretliyoruz. Geliyoruz. Acaba diğer sorumuzda neler var? 10. sorumuza gelmiş bulunuyoruz arkadaşlarım. Şimdi onda ne diyor? Onda diyor ki x eşittir 3 çarpı noktasında limiti olup sürekli değildir. Aa bak sürekli değildir diyor. Limite olsun arkadaşlarım sol, sol ve sağ limit birbirine eşit olsun. Demek ki 3 artı m eşittir 7 imiş. Demek ki m 4 müş Değil mi? Ama sağ limit örneğin 7 eşit olmayacak. Kime? Görüntüye. Görüntüye bakalım 6 eksi ne? Değil mi? O zaman buradan n farklı eksi 1 arkadaşlarım. Çünkü n eksi 1 olursa maazallah bu sürekli de olacaktır. E biri 4 biri de eksi 1 değilse toplamları tabii ki de 3 olamaz. O nasıl soru soracağını bilir arkadaşlar. Siz hiç canınızı sıkmayın. 11'e geldik. Şöyle ayarlayalım. Kaymasın ekran. Şimdi fonksiyon sadece bir noktada süreksizdir. Buna göre a çarpı b hangisi olamaz diyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir noktada süreksiz de acaba hangi noktada süreksiz? Böyle bir çıkma sınav sorusu var. Çok güzeldi. İlk defa o zaman sordular o soruyu. Hakikaten de iyiydi. Şimdi eksi 2'de mi süreksiz yoksa eksi 1'de mi süreksiz? Farz misal diyelim eksi 2'de Sürekli olsun. Eksi 1'de sürekli olmasın diyelim. Tamam mı? İşte, eksi 2'de sürekli olacaksa eksi 2 a artı a eşit olmalı. Ee, burası ne oldu arkadaşlarım? Eksi 2 yazarsam 4 a artı 2. Değil mi? Yani buradaki a kaç olacak? 4 2 daha 6 2 de buradan geldi. 8 olacak. Şimdi acaba eksi 1'de de, eksi 1'de de sürekli olursa b kaç olacak? Hani a çarpı b e, kaç olamaz diyor ya. Eksi 1 de süreksiz olsun vatandaş. Tamam. 1 yazsam burası 1 artı 1 oldu. 1 eksi eksi 1'den eşittir. 1 bir yazsam 1 bir eksi B. Şunlar gitti. B eşittir. 1 oldu arkadaşlar. Şimdi A8 B 1 olursa her iki noktada sürekli olacak bu. Ama adam bir noktada süreksizdir diyor. O zaman da bunlardan ya A8 olmayacak ya da B 1 olmayacak. Çarpıştırdığın zaman da 8 olmayacak diyorum. Yorumumu anlamışsındır umarım. 12'ye geldim. Şimdi aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Tamam. Hx fonksiyonu fx eksi gx olarak tanımlanmış. Her x eleman için süreklidir. Güzel. Hmm, buna göre g2 kaçtır diyor benim canım arkadaşlarım. Biz e, bunu ne yapabiliriz? Dur bakalım. Şimdi ne yapabiliriz? Bizim elimizde bir tane hx fonksiyonu var değil mi? Bu her noktada sürekliyse arkadaşlarım. Demek ki buradaki kıyıtırıktan iki noktasında sürekli değil mi? Çünkü bak sıkıntı çıkaracak iki bize belli ki. Şimdi o zaman biz şunu yapalım. Limit x 2'ye giderken fx eksi gx eşit olmalı. f2 eksi g2 demem lazım. Yani sürekli olacakmış ya öyle diyor ya her x eleman real sayı için. Tamam o zaman bu sağ, sağ ve sol limitte de eşit olacak. Yani limit x 2'ye giderken sağdan fx eksi limit x 2'ye giderken sağdan gx eşittir f2 eksi g2 olacaktır. Tamam mı? Şimdi bize neyi soruyor ama bu? Bize g 2 soruyor. Soldanı vermiş ama. Ben de soldan bakayım o zaman. O soldanı vermişse ben de soldan bakarım arkadaşlar. Niye sağdan bakayım ki? Şu soldan soldan. Şimdi soldan giderken f'e kaç görüntüsü? Daha doğrusu limiti eksi 3. Burası eksi 3. Eksi bunu vermiş bana. Bunu kaç vermişti? 4 vermişti. Eksi 4 dedim. Eşit olmalı f2. F2 kaç? Bak 5. Eksi g2. Bak ne soracağını biliyor. Burası eksi 5. eksi 7. Bu da buradan geldi. Eksi 12 eşittir. Eksi G2. Demek ki arkadaşlarım G2 12'den başka bir şey değilmiş dediğim. G2 12'ymiş. Bunu da işaretleyelim. Geçelim geçelim. Geçelim diğer artık karma testimiz arkadaşlarım. Bu föyü de bitiriyoruz. Allah'ın izniyle bunu da bitireceğiz şimdi. Şimdi benim soruda ne diyor? Benim soruda diyor ki x 3'e sağdan giderken bu nedir diyor. Mutlak değer gördün ne yapacaksın? Hemen şunu yapacaksın. Ben şunu ayarlayayım arkadaşlarım. Sen dışarıya nasıl çıkarsın diye soru soracaksın. 3'e sağdan giderken. Burası 3'ten büyük bir değer aldığı zaman içerisi negatiftir arkadaşlarım bunun. O zaman önüne eksi alacak. Yani eksi parantezinde 3 eksi x olarak çıkacak. Alt tarafta 3 eksi x çarpı 3 artı x'tir. Değil mi? Şunlar gider. 3 yazarsam eksi 1 bölü 6 olur ki bunun limiti. 8'in üzerinde eksi 1 bölü 6 var. O zaman bunu e, 2 üzeri 3'ün üzerinde eksi 1 bölü 6 görürsek 2 üzeri eksi 1 bölü 2 yapar. Bu da 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 2'dir. Bu da namı diğer 1 bölü kök 2'dir. Varsa var yoksa kök 2 bölü 2 işaretliği var arkadaşım. Tamam. Yani sadece orada bir limit durumuna baktık. Şimdi 2'ye geldim. İlk önce 2'yi yaz arkadaşlarım yerine. 2'yi yazmadan iş yapma. 2'yi yazdım yukarı 0. Aşağısı 4, 6 daha 10, 10 çıktı. O da 0. 0 bölü 0 belirsizliği var. Devam ediyoruz o zaman. Limit x 2'ye giderken. Şimdi burası, hoppa düzgün çizelim. Burası x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4. Bölü burası da arkadaşlarım x eksi 2 çarpı x artı 5. x eksi 2'ler gitti. 2 yazdım yukarıya. 4 artı 4 artı 4. 2 de burada 7 yazdım buraya da. 12 bölü 7. 4 art 4 art 4 eğitim sistemi gibi oldu. 3'e geldim. 3'e geldim hiç karıştırmıyorum. Şimdi karma testmiş bu. Yazıyorum. Şimdi 3 yazsam arkadaşlar buraya 1 olacak. Demek ki bu limit x 1'e giderken diye yorumlayacağım. 3'e sağdan yaklaştın. Örneğin 3.1 yaklaştın. Bunların farkları arkadaşlar 0.9. 1'e soldan gideceğimi anlatıyor. Bu bana. Bunu anlayacağım. Hemen 1'deki ee, sağ mı sol mu olduğuna bakacağım. Şimdi buna geldim. Bire sağdan giderken bileşke fonksiyonu şimdi bire sağdan giderken neredeki bir? Bir burada. Bire sağdan giderken arkadaşlarım bu fonksiyon nereye gidiyor? Eksi bire. Eksi bire nereden yaklaşıyor? Eksi bire büyük değerlerle. Yani sağdan yaklaşıyor. O zaman ne diyeceğim? Limit x eksi bire giderken sağdan fx. Yukarıda ne var? 1'e soldan giderken fx 1'e soldan giderken arkadaşlarım bak burada 2'ye geliyor. Aşağıda da eksi 1'e sağdan giderken eksi 1'deki limiti maşallah 5 olduğu için zaten sağ solu fark etmez onun. 2 bölü 5 ile bunu da bitiririz ki geliriz. Dördüncü sorumuza. Hadi bakalım dördüncü sorumuzdayız. Şimdi şöyle bir toparlayayım arkadaşlar. Şöyle, hadi bir toparlayayım. Her noktada sürekli ve daima azalan bir f fonksiyonu veriliyor. İyi güzel. Her noktada sürekli hiçbir sıkıntı yok. Sıfıra sağdan giderken eksi 2. O zaman arkadaşlarım bu varsa her nokta sürekli ise o zaman bizim f sıfırımızda eksi 2 olması lazım. Çünkü her noktada sürekli ise sıfıra limiti var. Bir kez şart. Ve bu limiti de görüntüsüne eşit. Demek ki f 0 eksi 2. Buradaki yorumum bu. İlk önce bunu yapacağım. Şimdi bunun her noktada sürekliyse ise sıfıra sağdan giderken ki limiti eksi 2 ise soldan giderken ki niye 1 olsun arkadaşlarım o da eksi 2 olmalı. O da eksi 2 olmalı. Sonra F1 küçüktür eksi 2. Nereden anlayacağım? Azalanlıktan. Şimdi bir kez F0 F0 eksi 2 arkadaşlarım. E, F0 nerede be? F0 yani şurada. Eksi 2 miş ve azalmaya başlayacak fonksiyon. F1 de eksi 2'den küçük. Bak F1 de evet, eksi 2'den küçük. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Mutlak değer F0 2 e, mi? Evet bak ben F0 eksi 2 bulsam mutlak değeri de 2'dir. Bu da kesin doğru mu? Bu da kesin doğru. Deniz dedim. Olayı bitirdim. Geldim. Beşinci. Sorumuza bir soluklanayım ya. Vallahi bir soluklanayım. Şimdi beşinci sorumuzda bir tane bir parabol var. Parabolün denklemini yazmak boynumuzun borcu mu? Tabii ki de boynumuzun borcu. Şimdi bir kez eksenleri kesmiş arkadaşlarım. Eksi 1 ve e, 2'de. Başka kat bilmediğim için a çarpı. Eksi 1'de sıfırladığı için x artı 1 yazacağım. de sıfırladığı için x eksi 2 yazacağım. Biliyorsunuz bunları. Sıfır yazdım a çarpı 1 çarpı eksi 2 eşittir. Eksi 2 çıkmasını istedim. Demek ki a 1'miş. Bizi hiç yormamış. Tamam. O zaman diyelim ki buraya limit şimdi f3 e, belli ki arkadaşlarım 4 değil mi? f3 4 herhalde öyle bir şey. Limit x giderken 3'e değil mi? fx'imiz kim? x kare eksi x kare eksi x eksi 3 bir de burada var. Dur fx'imizi bulalım x kare eksi x eksi 2. 4 da doğru eksi 6. Tamam bölü x eksi 3. Şimdi buradan limit x giderken 3'e ne yapmam lazım? x eksi 3 çarpı x artı 2 demem lazım. Burada x eksi 3. Bunlar gitti mi? Gitti. 3 yazdım. 5 çıktı mı? Çıktı arkadaşlarım. Hiç mühim değil. Geldim 6. Sormam. 6. soruna ne diyor? Başka sayısı 1 olan ikinci neden 1 px polinomu x-1 ile bölünür. 6 kalanı vermektedir. Aha da buradan diyor ki sana p1 6'dır diyor. Ve ikinci derece yani diyor. Tamam. Başka sayısı 1 ise arkadaşlar bir tane bir px polinomu yazalım. Bak bir bilgi daha var bak burada. Eksi 1 yazdığım burası 0 oluyor ya. O zaman bak burası 0 olacak ki ifadesinin sonucu bir gerçek sayı eşit olsun. Limiti e, olsun. Payda 0 olduğu zaman sonsuzlara falan gider. O zaman px 1'in de 0 olduğunu Anladım. Şimdi ne yapabilirim ben? İster polinom kurarım. ister başka sayısı birse şöyle yazarım. X kare A artı A artı B şeklinde yazarım. Hiç kendimi üzmem. Sonra 1 yazdığım zaman ben buna A artı B artı bir eşittir. 6 olacaksa A ile B'nin toplamı da 5 olacaktır. Eksi 1 yazdığım zaman da arkadaşlarım. Eksi A artı B artı 1 eşittir. 6 olacakmış. O zaman eksi A artı B de 5 olacakmış. Toplayalım. Demek ki B 5'miş. B5'si A da sıfırmış arkadaşlarım. E bizim buradan da e, ne dememiz lazım? X kare artı 5 mi dememiz lazım? 5 dememiz lazım. <laughs> Bir şeyleri yanlış yaptık herhalde. İkinci dereceden diyor. Sabitleri derece kaç diyor? 5 bulduk. Nerede yanlış yaptık? Şimdi P1 6. 1 artı A artı B artı 1 6. Tamam. Bunu kim altı yaz ya? Allah'ın aşkına bunu kim altı yaz ya? Burası 0 ya arkadaşlarım. O zaman eksi a artı b kaç oldu arkadaşlarım? Eksi 1 oldu. Değil mi? Karşı attık, eksi 1. Bak burası yanlış oldu. Allah şurada 5 yoktu yoksa işaretlerdim ben. Buradan 2b arkadaşlarım kaç? 4. O zaman b 2. b yerine 2 yazarsam a'sı da 3. Değil mi? O zaman bizim polinomumuz bu değilmiş. Tabii ki de neymiş polinomumuz? x kare artı 3x artı 2'ymiş. Sabitli 2 olduğu için 2 işaretledim. Geçtim 7. soruma. 7 sonunda fonksiyonu gerçek sayılarda sürekli olduğuna göre ezberledik artık. Eksi 3 yazdım. Eksi 6, eksi A eşit olmalı. Eksi 3'e giderken e, soldan. Eksi 3 yazdım arkadaşlarım. Eksi 3A, A artı 2B. Bir ilişki bulalım buradan. Ne bulalım? E, bu hepsini bu tarafa atalım. 2A eksi 2B eşittir 6. Demek ki A'dan B'yi çıkarınca 3'müş. A diyene gerek bile kalmamış. Vallahi gerek kalmış. <laughs> Yanlış yapmadık değil mi? Bir daha yazalım. Eksi 6 eksi A. Eksi 3 yazdım. Eksi 3 A artı 2 B. Değil mi? Bunu bu tarafa attım. 2 A. Eksi 2 B 6. Doğru. Direkt çıktı. Hiç. Diğerini işe yapmadım bile. Kullanmadım bile. M ve N gerçek sayılarmış. M ve N gerçek sayılarmış. Bunun limiti bunun limitine eşitmiş. Tamam bunun limitini bir bulalım biz limit x eksi 3 çarpı x artı 3 böyle arkadaşlarım eksi parantezinde x eksi 3 bunlar gidecek zaten belli ki x 3'e giderken yazdık 6 ve eksi burada var eksi 6 demek ki bunun limit de eksi 6 olacakmış şimdi bunun paydası kaç x artı 1 bu limit değeri eksi 6'mış arkadaşlarım şimdi bir yukarı sıfır yapıyor değil mi çünkü aşağı sıfır yapıyorsa yukarıda sıfır yapması lazım ve yukarıda da bizim e, x artı belli bir çarpanımızın olması lazım. Öyle mantıklı şeyler kurabiliriz. Değil mi? Şimdi buradan ne yapmam lazım? Bir kez e, yukarıda x eksi bir çarpan olacağı için x yerine bir yazmam için bir yazmama sıfırlaması lazım. x yerine bir yazdım. m eksi n artı 2 eşittir 0. Demek ki arkadaşlar m eksi n eşittir eksi 2 imiş. Değil mi? Elde bu bilgi var. Şimdi başka ne bir bilgi var? Başka nasıl bir bilgi var arkadaşlarım? Şimdi bir şeyler yapacağım ama şöyle x eksi 1 çarpı x artı 1. Bu gidecek. Bak ben burada şunu yazmak istiyorum. Madem burada e, m yerine ya da n yerine m artı 2 yazmak istiyorum ben. Kabul mü? n yerine m artı 2 yazmak istiyorum. Şöyle m x kare artı m artı 2 x artı 2. Şimdi neden derseniz çünkü burası mx'e x. Burası da 2'ye 1 ya. 2 mx artı x topladığı zaman burasını veriyor. Bak. 2 mx artı x. Verdi mi? X parantezine vermedi. Tamam. <laughs> vermedi. Yapacak bir şey yok. Çaprazlama yapalım o zaman. Çarptım. mx artı 2x. X parantezine alınca m artı 2. Burayı verdim. Verdi. Çarpanları ayırıyorum ama biraz profesyonelce ayırıyorum. Şunlar gitti. Şimdi yukarısı bak nasıl çarpılan ayrılıyormuş biliyor musunuz? Limit x giderken 1'e şöyle çaprazlama yazdım ya düzle geçmem lazım. Mx artı 2 çarpı x artı 1. Bunu en baştan beri de yaparmışım aslında ben. ha yani niye böyle kadar zorlandım ki? X artı 1 çarpı dedim. Ne zaman bu yapardı diye. Alt tarafta arkadaşlar x eksi 1 çarpı x artı 1. Değil mi? Hmm, dur olmadı. Olmadı. Şimdi yukarıda x eksi 1 çarparım ben. Burası eksi 2'ye eksi 2. Ben n'ye ne ne yazacağım? m artı 2 yazacağım değil mi? Şimdi ben buraya 1 yazdığım zaman sıfırladı değil mi? m artı n artı 2. 1 yazdığım zaman sıfırladı arkadaşlarım. Hepsi gitti. Vallahi hepsi gitti. Gitti 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 Ben buraya 1 yazacağım ki yani m artı n eşittir eksi 2 olacak. Eldeki bilgi bu. Yani ben buraya x artı 1 çarpı e, mx artı 2 yazmam lazım. Çünkü mx kare artı 2x <laughs> artı mx artı 2 olsun diye. m artı ne de eksi 2. Yani burası limit x 1'e giderken yukarısı x artı 1 çarpı mx artı 2 bölü x artı 1 çarpı Hala x artı 1 diyorum ya. x artı 1 nereden geliyor arkadaşlarım ya? Hay Allah'ım ya Rabbim. x eksi 1 ya. x eksi 1. Çünkü çarpan x eksi 1 olacak ya. Burası da eksi 2 oldu. Çünkü çarptığımız zaman öyle olacak. Mx eksi 2. Tamam mı? Gece gece var ya. Uğraştırıyor bizi ya. Burası da x artı 1 çarpı x eksi 1. Bunlar gitti. Bunlar hala x artı 1 yazmayacağım. x eksi 1. Heh. Bunlar gitti. Şimdi 1 yazdım arkadaşlarım. Yukarısı ne oldu? M eksi 2 bölü 2 eşittir. Eksi 6. En baştan beri eksi 6 idi. Unutmadım. O zaman M eksi 2 eşittir. Eksi 12. O zaman M eşittir arkadaşlarım. Eksi 10 m eksi 10 sa. O zaman benim n sayımda arkadaşlarım kaçtır? 8'dir. 8'e eksi 10 çarparım. Eksi 80 ile olayı bitiririm. Pakıldık kaldık. Bir şeyin peşine. 9. sorudayım. Ne diyor? 4 noktasında limiti olduğuna göre. E kolay. E, 4'e sağdan yaklaştım. Kök 4 2. Logaritma kitabındaki 1 arkadaşlarım eşittir. 4'e soldan yaklaştım. 3 eksi 4k. E, 4k eşittir 2. O zaman k eşittir 1 bölü 2. Bitti. Sağ sol limiti yazdım. Geçtim 10. soruma. Şimdi 1 bölü 5 üzeri x yazsam. Sonsuz yazsam 1 bölü sonsuzdan 0. Gitti. 1 bölü 3 üzeri sonsuz yazsam. Bunlar basit kesirle sonsuzları 0'dır arkadaşlarım. Gitti. Sonsuz yazsam aynı dereceli ise 3 bölü 1 kat sayılarını alıyordum. 2 üzeri 3'ten bu da 8 yapmış. Olacak sonsuzda limit pek de sorulan bir şey değil. Hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Şimdi sıfıra soldan giderken fx'in kaç arkadaşlarım sıfıra soldan giderken? fx'in ki 1. gx'in ki kaç sıfıra soldan giderken? 2. Topladım 3 mü? Evet 3. Geldim diğerine. 2'ye giderken 0 mı diyor? Bakan, bilemem. Şimdi 2'ye sağdan yaklaşayım fx'e. Sağdan yaklaştım. 2'ye sağdan yaklaştım 0 oldu. Buna da 2'ye sağdan yaklaşsam o da 0 olacak. Evet doğru. Soldan yaklaşsam 0 oldu. Buna da soldan yaklaşsam 0 mı? Evet. Sağ sol limit birbirine eşit olduğu için doğru. Şimdi mutlak değer fx diyor arkadaşlarım. Mutlak değerini alalım. Şu eksi 2 buraya ne, nereye gelecek? E, 2'ye gelecek ama şuraya 2'ye gelecek. Şöyle bir fonksiyon olacak. Bak böyle şöyle siyahlı fonksiyon mutlak değeri. Sıfıra sağdan yaklaşırken 2 midir? Evet 2'dir. Bu da doğru mudur? Bu da doğrudur arkadaşlarım. 3'ü de doğruymuş. 11'de hallettiğimize göre geldik 12. sorumuza. Evet geldik 12. sorumuza arkadaşlarım. Şimdi 12. sorumuzda diyor ki bir tane rasyonel bir kesirli ifade var. Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralık R fark A B'miş. Benim soracağım ilk soru şu olur. Kardeşim sen bunları niye çıkardın? Bunların belli bir sıkıntısı var. Kesirli fonksiyonlarda arkadaşlarım sıkıntı nedir? Bunların sıkıntısı paydayı sıfır yapmalarıdır. Başka herhangi bir şey yoktur. Şimdi e, o zaman bizim bunu çarpanlarına ayırmamız lazım. Çarpanlarına ayırmamız için de bir bakmamız lazım. Çarpımları eksi 5 toplamları eksi 8 olan sayılar bulmamız lazım ki bu pek e, kolay görünmüyor. Ama güzel bir şey var aslında. Adam bana a artı b demiş. Şimdi a artı b aslında nedir? Bunun kökleridir. Aslında bana kökler toplamını sormuş. Yani benim ikinci dereceden bildiğim ikinci dereceden bildiğim kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi eksi 8 bölü 1'den 8'den başka bir şey değildir. Her zaman çarpılanla ayırmak zorunda değilim. Geldim 13'e. Şimdi gerçek sayılarda sürekli olduğuna göre, demek ki burada kritik noktada hem bunun limiti var hem de görüntüsü kime eşit arkadaşlarım? Buradaki b'ye eşit. O zaman ne diyeceğim? Diyeceğim ki limit sen giderken x eksi 3 bölü 2'ye 4x kare eksi a bölü 2x artı 3 eşit olmalı b'ye. Çünkü sürekli ya bundan dolayı. E hocam burada payda sıfır. E payda sıfırsa limiti de gerçek bir sayı eşitse e demek ki burada bir belirsizlik var. Demek ki payda sıfır. Eksi 2 bölü 3'ü yerine yazdığınız zaman sıfırlayıp a'yı bulabilirsiniz. Ama ben biraz daha şöyle uyanık olup sanki şöyle bir şey var gibi. Eksi 3 bölü 2 giderken şöyle 4x kare eksi 9 gibi bir şey galiba abi, değil mi? Çünkü 2 kare farkı var burada. 2x artı 3. Yani hocam nereden sezdim? İşte sezeceksin. Böyle yapa yapa öğreneceksin. Ya da x görünen 3 bölü 2 yazacaksın. A'yı direkt bulacaksın zaten. Şimdi arkadaşlarım buradan limit giderken x eksi 3 bölü 2'ye 2x eksi 3 çarpı 2x artı 3 bölü 2x artı 3. Değil mi? Bak bunlar gitti. Eksi 3 bölü 2'yi yaz yerine. 2 tane eksi 3 bölü 2 eksi -3, 3. Şunlar gitse Eksi 6 olacak bu limitin değeri. E buradaki a'yı ben buldum zaten. a'yı 9 buldum. Bak eksi 9 deme. Önde eksi olduğu için a'ya 9 yaz kurtarıyor. B'yi de ne buldum arkadaşlarım? B de bu limitin değerine eşit demiştim. Onda eksi kaç buldum? Eksi 6 buldum. Bunları toparladım artık. 3 olduğunu gördüm. Tamam mı? 14'e geldim. Gx fonksiyon limiti verilmiş. Verilsin. Buna göre 3x 1 fonksiyonun süreksiz olduğu noktaların absisleri toplamı kaçtır? Şimdi bir kez gx fonksiyonunda kimlerde süreksiz arkadaşlarım? g eksi 4 gitti. Daha doğrusu g eksi 4 gitmedi de. Limit eksi 4'e giderken gitti. Çünkü burada fonksiyon süreksiz. Tanımlı ve limiti e, yok. O yüzden de süreksiz. Geldim burada e, 2'de. 2'de de tanımlı ama onda limiti var ama görüntüsüne eşit değil. O yüzden g 2'de de sıkıntı var. Bak g gide değil arkadaşlarım. ya yani Yanlış yazmayayım da. Limitlerinde bunların. Limit x giderken eksi 4'e ve x giderken 2'ye gx'lerde sıkıntı var. Tamam mı? E, adam diyor ki ya sen burayı nasıl aslında eksi 4 yaparsın? Bana onu söyle diyor. E, ben de diyorum ki 3x eksi 1 acaba sen nasıl eksi 4 olursun? X de diyor ki eksi 1 yazarsan olurum diyor. Sıkıntı yok diyor. Sonra bir soru daha soruyorum. 3x eksi 1 diyorum sen nasıl 2 olursun acaba? Hani burası e, limit x 2 deken gx olacak ya g2 olacak ya x de 1 olduğu zaman toplamı kaçtır diyor. Eksi 1 ve 1. Yani aslında bu fonksiyona dönüşüm uyguladığınız zaman sürekli olan noktalarından bir tanesi eksi 1'miş bir tanesi de 1'miş. Eksi 1'e 1 bir. toplamı kaçtır diyor. Absisler tabii ki bunlar toplamları sıfırdır. Tamam anlaştık mı? 15'teyiz. Bak bu da 1 eksi x fonksiyonun grafiğini vermiş arkadaşlarım. O yüzden de bu nedir diyor. Bak dikkat et. Bak kimin fonksiyonu olduğuna çok dikkat et. 1 eksi x'in grafiği arkadaşlarım bu. Tamam mı? Şimdi Burasını bakalım neler yapacağız. Eksi 3'e sağdan giderken. Şimdi eksi 3'e sağdan giderken acaba burada kim ayarlayacak bunu? Belli ki zaten burası 4 arkadaşlar. Değil mi? Çünkü 4 yazdığım zaman eksi 3 olacak ama ben 4'e sağdan mı yaklaşacağım? Yoksa soldan mı yaklaşacağım bilmiyorum. Şimdi benim burada limit x 4'e giderken f1 eksi x'i mi? Acaba kim diyecek limit x eksi 3'e giderken sağdan fx olarak yazdıracak. Bakalım. Şimdi iki tane seçeneğim var. Ya sağ ya sol. E diyelim ki sağdan giderken diyelim. Bir bakalım. Şimdi 1-4.1 gibi bir sayı. Sağdan yaklaşıyorum ya? Bu da ne yaptı arkadaşlar? Eksi 3.1 gibi bir sayı yaptı. Tamam. Eksi 3.1 gibi bir sayı. Eksi 3'ün sağında mı solunda mı? Eksi 3 burada hesap Eksi 3.1 burada solunda. Adam hemen sağından istiyor. E ben buraya artı yazdım. Demek ki yanlış yazmışım. Demek ki sol olacakmış bu. Anlatabildim değil mi? İnşallah anlatabilmişimdir. Soldan giderken demek ki burası 2'ymiş. Bak burası 2'ymiş. Tamam mı? O zaman A çarpı 2 diyorum buraya. Eşittir dedim. Şimdi geldim 2 yapması gereken vatandaş. Buraya ben x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eğer. Burası 2 olur. Ama yine eksi 1 de sıkıntı var bak. Sağdan mı yaklaşacağım? Soldan mı yaklaşacağım? Hop nereye gidiyorsun? Böyle. Bilmiyorum yine. O yüzden diyorum ki limit x giderken eksi 1'e. Acaba f1 eksi x ne zaman olacak ki limit x giderken 2'ye soldan fx. Şimdi yine merak ediyorum sağdan mı gideceğim soldan mı gideceğim. Bu sefer soldan gitmek istiyorum. Hadi öyle olsun. 1 eksi soldan gitmek demek eksi 1 eksi 1.1 demektir. Bu farkı aldığım zaman 2.1 demektir değil mi? 2.1 ne oldu? 2'ye sağdan yaklaşmak oldu. Demek ki hesabım tutmadı. Demek ki bu soldan değil mi sağdanmış. Bak sağdan da yapayım. 1 eksi. Eksi 1'e sağdan gitmek demek. Eksi 0.9 demek. Burada da 1.9 bak 2'ye soldan yaklaşmak demek. Onu anlayacaksın diyor. Eksi 1'e sağdan yaklaşacakmışım. Eksi 1'e sağdan yaklaştığı zaman da diyelim eksi 2 mi? Eksi 2. O zaman burası da eksi 2. E a'la 2'yi çarpmışım. Eksi 2 yapmışım. Demek ki bu da eksi 1'miş. Dedim. Olayı bitirdim. Anlatabildim mi? Bence anlatabildim. Bu son sorumuz mu be? Vallahi bu fasikülde bitirdik. Bize helal olsun. Ciddi söylüyorum helal olsun iyi çalıştık. Bak bu sene iyi çalıştık. Emeklerimizin karşılığını alacağız inşallah. 16'dayım ben. A pozitif bir gerçek sayı olmak üzere tüm reel sayılarda sürekli olan böyle bir fonksiyon veriliyormuş. Tüm reel sayılar beni ilgilendirmez. Ben aha da bu A'yı ilgilendiririm. Sürekli diyorsa arkadaşlarım A'yı bulmak için bana bir ipucu vermiş. Ne diyor? Sağ sol limite bak diyor. Yani A kare eksi 5 benim limit değilimdir. Burada da 3 eksi A karedir. Attım bunu buraya. Değil mi? 3 eksi a kare e. Bunu buraya attım. 2 a kare eşittir. Bunu buraya attım. 8. O zaman a kare eşittir 4. O zaman a eşittir ya 2 ya 2 işte eksi 2 diyecektim. Dilim eksi 2'ye gitti. Bak buraya baktım. Pozitifimizin negatifimizin negatif misin kardeşim dedim. a eşittir 2'ymiş. Demek ki pozitif kullanacakmış. Sonra geldim buraya. Limit x giderken 3'e alt taraf 2x ise arkadaşlarım 2x eksi 3 ise Değil. 2x eksi 6 ise sıfırlıyor. Yukarısı da fx eksi 4'müş. 3'e giderken e, a yerine 2 yazdım ben. Değil mi? Burada 2 yazdım. Şimdi 3'e giderken bunu kullanacağım belli ki. Çünkü 2 olduğu zaman bunu kullanıyorum. 3 burası. Değil mi? Öyle değil mi? Limit x giderken 3'e fx nedir fx? x kare eksi 5. 4 var? X kare 9. Alt tarafta 2 parantezinde x 3 yazarsam. Ben bunu direkt arkadaşlar bize 3 yazarsam olur mu? Ayıp olur değil mi? Hadi şöyle yazayım. Limit x giderken 3'e. x 3 çarpı. Şöyle yapalım. x artı 3 bölü 2 tane x 3. Şöyle şöyle gitse. x'e 3 yazsam yukarısı 6 olsa. 2'ye bölsem 3 olsa. Bunu da Edirne ile kapanışı da yapsam. Hoppa ne oldu? Dur bakalım. Şöyle yapalım. Kapanışı da yapsak arkadaşlarım. Ve sayfa 47'inde sonla sonuna gelsek. Evet ben kış ödev föyünde bitirdim arkadaşlarım. Nihayet çok şükür. Ne yaptık? İki tane test çözdük burada. E, bunda ne yaptık? Buradan başladık? Evet buradan başladık. Kendinize çok iyi bakın. Türeyde görüşmek üzere. Her şey ama her şey. gönlünüzce olsun arkadaşlarım. Türevi görüşeceğiz. Bir yere kaybolmayın. Bu limit türevi integrali hallediyoruz. Paros yola çıkmıştık. İnşallah halledeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.